1. Bitki çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgemiz Marmara bölgesidir arkadaşlar. 2. Maden bakımından zengin olduğu halde endüstrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz Doğu Anadolu bölgesidir. 3. Turizm gelirleri en fazla olan bölgemiz Marmara bölgesidir. 4. Termal turizmin yoğun olduğu bir bölgenin yapısı hakkında ne söylenebilir? Kırıklı yer yapısı yaygındır. 5. Yatak uzunluğu en fazla olan akarsuyumuz hangisidir? Kızılırmak'tır. 6. Türkiye'deki kapalı havzaların en belirgin özelliği nedir? Sularının tatlı olmamasıdır arkadaşlar. Tatlı su değildir. 7. Türkiye'nin 4 mevsimi zamanında yaşayan bir ülke olması neyin sonucudur? Matematiksel konumunun sonucudur arkadaşlar. 8. Türkiye'nin aynı anda 4 mevsimi bölgelerinde yaşaması neyin sonucudur? Özel konumun sonucudur arkadaşlar. 9. Yaz mevsiminde en sıcak bölgemiz hangisidir? Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Güneyden gelen samyeli rüzgarların etkisi altındadır arkadaşlar o bölge. 10. Hiç doğal göl olmayan bölgemiz hangisidir? Güneydoğu Anadolu bölgesidir. 11. Alüminyumun ham maddesi nedir? Boksittir arkadaşlar. Seydişehir'de çıkarılır ve burada işlenir. 12. Gübre hangi madenden üretilir? Fosfattan üretilir. En çok fosfat çıkarılan bölgemiz gene Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Mardin Adıyaman'dır. 13. En az yağış alan bölgemiz neresidir? İç Anadolu bölgesidir arkadaşlar. 14. En az orman bulunan bölgemiz neresidir? Gene arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesidir. En az yağış alan bölgemiz olmamasına rağmen orman çok azdır. Bunun sebebi buharlaşmanın çok fazla olmasıdır arkadaşlar. 15. Akdeniz iklimi görülen bölgelerimiz Akdeniz bölgesinin kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu bölgesinin batı kesimleri, Orta Fırat bölümü, Gaziantep, Marmara bölgesinin Güney Marmara bölümünün özellikle Ege Denizi ve Marmara Denizi kıyılarına bakan kısımlarıdır. Ege bölgesinin kıyı kesimleridir. 16. Kırmızı mercimek üretiminde Türkiye'ye birinci olan bölgemiz hangisidir? Güneydoğu Anadolu bölgesi. 17. Türkiye'de pamuk üretimi 1. Güneydoğu Anadolu bölgesi her zamanki gibi 2. Ege bölgesi 3. Akdeniz bölgesindedir. 18. Güneydoğu Anadolu bölgesinde GAP ile oluşan değişmeler. 1. Ürün çeşitliliği artmıştır. 2. Tahıl ekim alanı daralmıştır. 3. Tahıl ekilen yerlerde verim artmıştır. 4. Nadas alanı azalmıştır. Buna bağlı olarak erozyon azaldı. 5. Sebze ve meyve üretimi artmıştır. 6. Tarıma bağlı sanayi gelişmiştir. 7. Nüfus artmıştır. Göç verme azalmıştır. 19. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki volkanik dağın adı nedir? Tek volkanik dağı Karaca Dağı'dır. 20. Güneydoğu Anadolu bölgesinin ovaları 1. Ceylanpınar Ovası 2. Harran Ovası Altınbaşak yani 3. Suruç Ovası'dır arkadaşlar. 21. Türkiye'nin en büyük termik santrali hangisidir? Afşin, Elbistan termik santralidir arkadaşlar. Kahramanmaraş'tadır, Linyit'le çalışır. 22. Akdeniz bölgesinde hangi turizm çeşidi yoktur? Kaplıca turizmi yoktur. Karstik arazi nedeniyle arkadaşlar. 23. Zeytin üretiminde Türkiye 1. Ege bölgesi, 2. Marmara bölgesi, 3. Akdeniz bölgesi olarak üretimde sıralamayı vermişiz burada. 24. Yer fıstığı üretiminde birinci bölgemiz hangisidir? Akdeniz bölgesidir arkadaşlar. 25. Anason üretiminde birinci bölgemiz hangisidir? Akdeniz bölgesidir. 26. Mısır üretiminde birinci bölgemiz hangisidir? Akdeniz bölgesidir gene arkadaşlar. 27. Soya fasulyesi üretiminde birinci bölgemiz hangisidir? Akdeniz bölgesidir diyoruz ve 28. maddemize geçiyoruz. 28. Akdeniz bölgesindeki geçitler 1. Antalya'yı göller yöresine bağlayan geçit Çubuk Geçidi. 2. Mersin'i İç Anadolu'ya bağlayan geçit Sertavul Geçidi. 3. Adana'yı İç Anadolu'ya bağlayan geçit Gülek Geçidi olarak Akdeniz bölgesindeki geçitleri söyleyebiliriz. Bir de dördüncü geçidimiz var. Adana'yı Suriye ve Hatay'a bağlayan geçit Belen Geçidi. 29. Akdeniz bölgesi mağaraları Karain, Antalya, Beldibi, Antalya, İncisuyu, Burdur, Cennet, Cehennem, Mersin, Damlataş, Antalya'dır arkadaşlar Akdeniz bölgesindeki mağaralar. 30. İç Anadolu bölgesi en fazla yağışı hangi mevsimde alır? İlkbaharda alır. 31. Doğu Anadolu bölgesi en fazla yağışı hangi mevsimde alır? Yaz mevsiminde alır arkadaşlar. 32. Karadeniz bölgesi en fazla yağışı hangi mevsimde alır? Sonbaharda alır arkadaşlar. Bu video için ise son maddemiz 33. Akdeniz bölgesi en fazla yağışı hangi mevsimde alır? Kış mevsiminde alır diyor. Hemen başlayalım. 33.
Akdeniz bölgesi en fazla yağışı hangi mevsimde alır? Kış mevsiminde alır. 34. Akdeniz ile Karadeniz bölgelerinin temel farkları nelerdir? 1. Akdeniz her mevsim yağışlı değildir. Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlıdır. 2. Akdeniz en fazla yağışı kışın alır. Karadeniz en fazla yağışı sonbaharda alır. 3. Kısacası iklim farkı en tipik farktır arkadaşlar. 35. Akdeniz kıl keçisi yetiştirilen yerler teke ve taşeli platolarında yetiştirilir. 36. Cennet ve cehennem mağaraları hangi tip karstik oluşumlu örnektir? En büyük obruk örneğimizdir arkadaşlar. Obruk platosu İç Anadolu'da bulunur ve en çok obruk bu platodadır. Fakat en büyük bu obruklar karstik yapının daha çok yer aldığı Akdeniz bölgesindedir. 37. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü hangisidir? Beyşehir Gölü'dür arkadaşlar. 38. Akdeniz bölgesinde mağaranın en çok olmasının sebebi karstik yapıdır. Yani jeolojik yapıdır diyebiliriz. 39. Akdeniz bölgesinin tektonik gölleri ise 1. Burdur Gölü, Suyacıdır. 2. Eğirdir Gölü, 3. Beyşehir Gölü'dür. 40. Karstik ovalar neden verimsizdir? Karstik ovalar genel suyu hemen alta geçirdiği, yani suyu tutmadığı için verimsizdir arkadaşlar. 41. Akdeniz bölgesinin karstik gölleri 1. Solda Gölü, 2. Kestel Gölü, 3. Avlan Gölü, 4. Suğla Gölü'dür. Bu göller sadece karstik özellik taşır arkadaşlar. 42. Akdeniz bölgesinin platoları Teke Platosu ve Taşeli Platosu'dur. 3. Terra Rossa toprağı en çok hangi bölgemizdedir? Akdeniz bölgesindedir arkadaşlar. 44. Türkiye'nin en büyük karstik ovası hangisidir? Acıbayam Ovası'dır. Akdeniz bölgesinde bulunur. 45 ve bu video için son maddemiz ise karstik oluşumlar. En fazla Akdeniz bölgesinde bulunurlar. Büyüklüklerine göre Polye, Uvala, Dolin ve Lapya olarak sınıflandırılır arkadaşlar. 46. Türkiye'de en fazla göl hangi bölgemizde bulunur? Akdeniz bölgesinde bulunur. Zaten göller yöresi arkadaşlar bu bölgededir. 47. Amik Ovası ne tip bir ovadır? Çöküntü yani Graben Ovası'dır. Graben Ovaları Ege bölgesinde görülür. Bunun dışında tek örnek. Hatay'daki Nur Dağları'nın tek horst olması da bununla birlikte ele alınır. 48. Dağlık ve engebeliğe göre Türkiye 1. Doğu Anadolu bölgesi 2. Karadeniz bölgesi 3. Akdeniz bölgesi 49. Türkiye'de rüzgar enerjisinden en fazla nerede yararlanılır? En fazla Alaçatı'da yararlanılır arkadaşlar. 50. Türkiye'nin en büyük limanları İstanbul Limanı, İzmir Limanı ve Mersin Limanı'dır arkadaşlar. Trabzon Limanı'nda ve Sinop Limanı'nda ve Antalya Limanları'nda arkadaşlar demiryolu ulaşım ağı yoktur. Bu da ekstra bir bilgi olarak söyleyeyim sizlere. 51. Türkiye'nin en büyük ithalat limanı hangisidir? İstanbul Limanı'dır arkadaşlar. 52. Türkiye'nin en büyük ihracat limanı İzmir Limanı'dır. 53. Ege bölgesindeki alüvyen set gölleri Marmara Gölü, Bafa Gölü'dür. 54. Süngercilikte en gelişmiş bölgemiz hangisidir? Ege bölgesidir. 55. Sığla ağacı hangi bölgemize yetiştirilir? Ege bölgesinde vernik yapımında kullanılır arkadaşlar. Balıkçılık durumuna göre Türkiye ise Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz olarak sınırlandırılmıştır. Türkiye'nin en çok tuz üretilen yeri ise arkadaşlar İzmir Çamaltı'dır. Burada deniz tuzu üretilir arkadaşlar. Ege bölgesindeki termik santraller. Soma, Manisa. Yatağan, Muğla. Gökova, Muğla. Seyit Ömer, Kütahya. Tunç Mine, Kütahya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ege bölgesindeki termik santrallerimize baktığımızda ikisi Muğla'da, ikisi Kütahya'da ve bir tanesi Manisa'da bulunur diyebiliriz. Türkiye'nin tek jeotermal elektrik santrali hangisidir? Saraykö, Denizli santralidir arkadaşlar. Termik santral en çok bulunduğu bölgemiz ise Ege bölgesidir. Doğalgazla çalışan termik santrallerimize baktığımızda ise Hamitabat Termik Santrali, Hamitabat Termik Santrali Marmara bölgesindedir. Yıldız Dağları bölümünde. Bu bölgede çıkan doğalgaz yakıt olarak kullanılmıştır. Lüleburgaz, Kırklareli'de. Ambarlı Termik Santrali. Ambarlı Termik Santrali ise arkadaşlar İstanbul'dadır. Denizlerimizin tuzluluk oranı sıcaklık ve dolayısıyla buharlaşma etkiler ve bu nedenle enleme bakılır arkadaşlar denizlerimizin tuzluluk oranı sıralamasında. Sıralamaya bakacak olursak 1. Akdeniz başı çekiyor. 2. Ege. 3. ise Karadeniz'dir. Turizm gelirlerine göre ise Türkiye Marmara, Ege, Akdeniz olarak sınıflandırılmıştır ve sıralandırılmıştır.
Sanayileşme durumuna göre ise Türkiye'ye baktığımızda Marmara bölgesi başı çektiğini görürüz. Ardından ise Ege ve İç Anadolu gelmektedir. Şimdi son maddemize geldiğimizde ise arkadaşlar nüfus miktarına göre Türkiye'yi sınıflandıra ya da sizin deyiminizle sıralandırabiliriz. 1. Marmara nüfus miktarına göre Türkiye'de en yüksek nüfusu olan bölgemizdir. 2. İç Anadolu, 3 ise Ege'dir. 66. Aritmetik nüfus yoğunluğuna göre Türkiye'yi sınıflandırılırsak 1. Marmara, 2. Güneydoğu, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu olarak bu sıralamamız gider. 67. Yaz turizminde birinci olan bölgemiz Ege bölgesidir. Termal turizmde birinci olan bölgemiz Ege bölgesidir. Ege bölgesindeki körfezler kuzeyden güneye doğru sıralanmıştır arkadaşlar. Edremit Körfezi, Çandarlı Körfezi, İzmir Körfezi en kirli Ege Körfezi'dir arkadaşlar. Kuşadası Körfezi, Güllük Körfezi en temiz ikinci Ege Körfezi. Gökova Körfezi ise en temiz Ege Körfezi'dir arkadaşlar. 70. Ege bölgesindeki volkanik dağ hangisidir? Kula Dağı'dır arkadaşlar. Türkiye'nin delta yani kıyı ovaları, Ege bölgesi, Balat Ovası ve Menemen Ovası, Karadeniz bölgesinde Bafra Ovası ve Çarşamba Ovası, Akdeniz bölgesinde Silifke Ovası ve Çukurova, Ege bölgesinin Graben Ovaları, Bakırçay, Gediz ve Küçük Menderes'tir. Kıyı uzunluğu en fazla olan bölgemiz Ege bölgesidir. En fazla doğal liman Ege bölgesindedir. Türkiye'nin en gelişmiş gümrük kapısı ise Kapıkule sınır kapısıdır. Bulgaristan sınır kapımızdır. Arkadaşlar bu KPSS 2016 ön lisans sınavında çıkmıştı. Bulgaristan sınır kapısını sordular Kapıkule diye. Yani bu çıkmış bir tane sınav sorusudur. Yunanistan ile gümrük kapımız ise İpsala gümrük kapısıdır arkadaşlar. Bugünkü dersimiz de böylelikle bitti arkadaşlar. Coğrafya verdik. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Facebook sayfamızdan da bize ulaşabilirsiniz. facebook.com/hzzders ve bu videonun yorumlar kısmına bir şeyler ateşleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu videolar gelsin, şu dersler gelsin diye. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi dersler.